Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Görmüş olduğunuz bu kızgın lava, kötü olan karakterleri atacağız. 100.000 derece olan bu lava, Granny'ye attığımızı düşünsenize. Hayır, beni atamayacaksın. Görmüş olduğunuz bu karakterleri, iyi mi yoksa kötü mü? Görmüş olduğunuz gibi, bu derin çukurlara girip bakacağız. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olup olmadığını lütfen yorumlarda belirtin. Tek göz olan bu Shrek'ten mi şüpheleniyorsunuz? Yoksa korkunç Granny'den mi? Tatlı gözüken ama iyi mi kötü mü belli olmayan bu eşekten mi? Ve son olarak korkunç Freddy'den mi şüpheleniyorsunuz? Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanala da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Yorumlarda da büyük harflerde kimden şüphelendiğini yazdıysanız artık mağaralara girelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi arkada çok kötü karakterler var. Şimdi ben tek göz Shrek'in çukuruna gireceğim ama gerçekten çok korkuyorum. Şunun tipine bakar mısınız ya? Tek göz Shrek duymadan size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Tek göz Shrek'in kötü olduğunu düşünüyorsanız büyük harflerle yorumlarda belirtin, tamam mı? Bu arada arkadaşlar, bayramınızı da kutlarım. Fazla şeker yemeyin ha, yoksa dişleriniz çürüyebilir. Şimdi yavaş yavaş çukura giriyorum. İnşallah karşıma kötü bir şey çıkmaz. Hop, of be, gerçekten asitli suya benziyor ama asitli su değilmiş. Tek göz Shrek, ne yapıyorsun lan adama, bırak onu. Bebek surat, lütfen bana yardım et. Beni ateşe atacak, lütfen bu kötü karakterden beni kurtar. Evet, seni lava atacağım çünkü sen benim yiyeceğim insanları kurtardı. Ulan tek göz Shrek, bıraksan adamı, niye lava atmaya çalışıyorsun onu? Onu lava atacağım ve onu pişirip yiyeceğim. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin, eli o kadar büyük ki kafamı patlatacak eliyle. Ya tek göz Shrek, sen niye böyle yapıyorsun insanlara? Kafasını o kadar fazla sıkmış ki arkadaşlar, kafatası patlayacak resmen. Altta da lav var ya, inşallah düşürmez. Ulan tek göz, sen şimdi görürsün. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada bir tane matematik sorusu var. Birazcık acele etmemiz lazım. Burada 3+2 diyor. Lütfen yorumlara 3+2'nin kaç olduğunu yazın. Gerçekten şu anda çok zor durumdayız. Keşke ilkokula giderken matematik derslerinden kaçmasaydım. Ama arkadaşlar ben burada tek değilim. Siz de beraber bu matematik sorusunu çözeceğiz. 3+2'nin kaç yaptığını lütfen yorumlara tek tek yazın, tamam mı? Şimdi burada galiba bir tane parkurumuz var. Umarım parkurdan aşağı düşmem. Hı? Burada galiba görünmez bloklar var arkadaşlar. İstesem de zaten düşmem. O yüzden hızlı hızlı böyle geçiyorum. Tamamdır. Şöyle şuraları geçelim. Şurada bir tane sandığımız var. Sandığı böyle açalım. Burada bizden şifre istiyor. Yani şifre matematik sorusunun cevabı. 3+2 kaç yapıyor ya? 5 mi yapıyor? 6 mı yapıyor? 9 mu yapıyor? 10 mu yapıyor? 12 mi yapıyor? Lütfen yorumlara yazın. Hı? Buldum arkadaşlar. Ben de Albert Einstein olduğum için matematiği hemen çözdüm. Tabii siz de benim gibi zeki olduğunuz için direkt yorumlara 5 yazmışsınızdır. Böyle 5'i buraya yazalım. Bir tane şalter çıktı. Hemen şalteri alalım. Tekrardan bu yolları böyle yürüyelim. Hadi hadi bebek su. Yavaş yavaş elim güçsüzleşiyor. Lava atacağım şimdi. Ulan tek göz, sen onu lava atmayacaksın. Ben seni lava atacağım. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Şalterimizi böyle kapıya koyalım. Ha, şalterimiz de açıldı. Burada bir tane lavlar var yine. İki tane kapı var. Hangisinden girsem lan? Sağdan mı girsem, soldan mı girsem? Neyse sağdan girelim. Şöyle sağdan girdik mi? Arkadaşlar burada sorular var. Bize sorulan soru, bu kanalın adı nedir? Arkadaşlar galiba bizim kanalımızın adını soruyor ya. Şöyle buraya bakalım. Bebek genç. Burada çocuk surat. Burada bebekli yüz. Burada da bebek surat var. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Şu anda benim kanalımın ismi ne ya? Yani benim ismim ne? Yani görmüş olduğunuz şu yüzün adı ne? Yani arkadaşlar soruyu biraz daha basitleştirmek gerekirse benim adım ne? Lan benim adım tabii ki de bebek surat ya. Şöyle basalım. Ha, beni buraya ışınladı arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Oğlum çok korkunç. Bunun tipine bak. Ulan Shrek'ten çok korkuyorum zaten. Bir de tek göz Shrek çıktı ya. Neyse burada bir tane parkur var. Parkurumuzu hemen şu şekilde geçelim. 1, 2, 3, 4 ve son olarak buraya geçtim. Oha! Arkadaşlar burada gizli bir kapı varmış ya. Shrek'in ağzına gizli kapı koymuşlar. Neyse burayı da geçtik. Şimdi burada sıra. Burayı da şöyle geçelim. Hı? Galiba bunun üzerine zıplayacağım. Buna basmam mı lazım ya? Bu ne böyle? Tabak gibi bir şey. Tabağın içine beni koydu. İnşallah Shrek beni yemez ya. Şöyle basalım. Hı? Bu ne lan böyle? Beni buraya getirdi. Oha! Gerçekten çok güzelmiş. Tamamdır. Şimdi burada şalter var. Burada da iki tane şalter var. Bu şaltere basınca ne olacak çok merak ediyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Vallahi şimdi şaltere basacağım ama gerçekten çok korkuyorum. Bastım. Hı? Bu ne lan böyle? Aa, galiba bizi buraya çıkaracak. Merdiven görevini görecek. Hemen şöyle üzerine çıkalım. Buraya çıkalım. Şimdi buraya geldik. Burada da iki tane şalterimize basalım ve burada kapımız açılsın.
yaptın, tamamdır. Oha! Burada çok fazla lazer var ya. Şimdi buradan direkt aşağı ineceğim. Lan öleceğim. Oh be, Allah'tan burada su varmış. Bana kötü bir şey olmadı. Burada merdivenler var. Burada bir tane buz kılıcı var. Bir tane de bundan var. Arkadaşlar, buz kılıcını mı alsam, bunu mu alsam? Ha, ben direkt bunu alacağım ya. Uzaktan tak 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 vururum, hemen öldürürüm. Şimdi buraya geçelim. Şöyle merdivenlerimizle geçelim. Siz kimsiniz lan? Bizler Tekköz Şehri'nin adamlarıyız. Gel buraya, seni öldüreceğiz. Evet, beni öldüreceksiniz ha. Ulan bunu siz istediniz. Gelin lan buraya, sizi hepinizi öldüreceğim. Vurmayın lan bana, vurmayın. Lan bunlar da şirek gibi çok güçlü ha. Ölün lan hepiniz. Seni de öldüreceğim, seni de öldüreceğim, seni de. Hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi öldürdüm, tamamdır. İşte böyle adam olur. Şimdi burada bir tane sandık var arkadaşlar. Sandığımızda bir tane yay çıktı. 64 tane de ok çıktı. İsabetli bir şekilde atış yapmam lazım. Atış yaptıktan sonra galiba beni başka bir yere ışınlayacak. Galiba bunun üzerinde durmam lazım. Hemen şunun üzerine şöyle duralım. Okumuzu çekelim yayımızla birlikte ve atış yapalım. 1, 2, 3. Beni buraya attı lan. Ulan Tekköz Şirek, sen şimdi görürsün. Seni öyle bir öldüreceğim ki. Masum insanları ateşe atmak neymiş, şimdi ben sana göstereceğim. İşte böyle lava düşersin. Öl lan, öl, geber. Evet arkadaşlar, şimdi bende sıra. Ben de gideceğim Granny'nin çukuruna gireceğim. Ama gerçekten Granny'den çok korkuyorum arkadaşlar. Siz de Granny'den korkuyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Neyse, lafı fazla uzatmayacağım ve çukura gireceğim. Ya Allah, bismillah. Arkadaşlar, Granny'den korkuyorum dedim ama buradaki olaya bakın ya. Hemen merak ettim, oraya gitmem lazım. Hemen şöyle bir tane arabaya binelim. Buna mı binsem, buna mı binsem? Şimdi buna bindim güzel bir şekilde. Şimdi gazlamam lazım. 1, 2, 3, ratatatatatatata. Lan o kadar gaza basıyorum. Benzini falan yokmuş ya. Of, boşuna gaza geldim. Neyse, kesin bunda benzin vardır. 1, 2, 3. Hop! Baba, oha arkadaşlar, gördünüz mü? Buradan buraya atladım ya. Gerçekten Granny'yi herkes kötü birisi sanıyor ama kötü değil. Tam tersine çok iyi birisi. Evet çocuklar, ben sizi gerçekten çok seviyorum. Siz benim bir tanemsiniz. Granny, gerçekten sana çok teşekkür ederim. Bize oyuncaklar aldın, karnımızı doyurdun. Vallahi aynen öyle. Granny hiç kötü birisi değil, çok iyi birisi. Bize her zaman yemek ısmarlıyor ve bize oyuncak oluyor. Arkadaşlar, ben şu anda şok oldum ya. Siz de şok olmadınız mı? Ben Granny'yi gerçekten kötü birisi zannediyordum. Ama baksanıza, üstünden kalpler falan çöküyor. Fakir zombi, burada bebek işçiye hediyeler almış, balonlar almış, onlara yiyecek ısmarlamış. Gerçekten Granny iyi birisiymiş ya. Evet bebek polis, ben hiç kötü birisi değilim, iyi birisiyim. Tamam Granny, ben senin iyi olduğunu biliyorum. O yüzden seni lava atmayacağım. Arkadaşlar, videoyu beğenen herkese de kalpler hediye etmiş. Eğer videoyu beğenirseniz Granny size bu iki kalbi hediye ediyor. Neyse, şimdi gidelim ve burada karşıya geçelim. Arkadaşlar, gemiye benziyor ya. Baksanıza, çok güzel gidiyor. Oh be, çok güzelmiş. Şimdi buradan hemen atlayalım böyle. Burada bir tane kitap var arkadaşlar. Kitabı böyle elimize alalım. Bebek Surat kanalını çok seviyorum. Arkadaşlar, galiba Granny bize yazmış bunu. Bebek Surat kanalını çok seviyorum. Abone oldum ve videoyu beğendim. Arkadaşlar baksanıza ya, Granny bile bizim kanalımıza abone olmuş. Siz de abone olmayı unutmayın. Burada da bir tane soru vardı. 13-1 kaç yapar? 13-1 kaç yapar arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın, tamam mı? Benim matematiğim çok kötü. Daha ilkokula başlamadığım için matematiği tam olarak bilmiyorum. 13-1 kaç yapar? Yorumlara yazdınız mı arkadaşlar? Şöyle yorumlarınızı hemen bakalım. 13-1 12 yapar. Gerçekten 12 yapar mı? Şöyle hemen 12'yi yazalım. Oha, 12 yaparmış. Gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar. Bu basınç plakasını buraya koyacağım ve üzerine basacağım. 1-2-3. Oh, geldim sonunda ya. Granny, sen kötü birisi değilsin. Ben bunu anladım. O yüzden seni lava atmayacağım. Yaşasın be, yaşasın. Granny kötü birisi değilmiş. Evet arkadaşlar, şimdi ben çukura gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi Şirek'in eşeğinin çukuruna gireceğim. Tıpkı bizim köydeki eşeklere benziyor. Vallahi bizim köydeki eşekler aa iyi falan diyordu. Bakalım bu da onun gibi sesler çıkaracak mı? Neyse, çok tatlı bir eşek ama umarım kötü birisi çıkmaz. 1-2-3. Ya Allah, bismillah. Lan düşüyorum. Ulan Allah'tan buraya su koymuşlar. Oğlum burası çok fazla lavlarla dolu lan. Ben buraya düşsem var ya, hemen tavuk gibi kavrulurum, pişerim ya. Burada parkurlar var, parkurlara hemen geçmem lazım. Ha? O da ne lan? Afo abi, lütfen bana yardım et. Bu beni dişleriyle ısıydı. Ya
zengin zombi, insanların tadı çok güzel, ne yapayım? Ot yemeyi bıraktım, artık insan yiyorum. Ulan terbiyesiz pislik, bırak lan çocuğu, lan bırak lan. Ulan otlar var, çimenler var, onları yesene niye insanları yiyorsun? Ulan arkadaşlar galiba eşek kötü birisi, hemen onu atacağız. Şöyle bu parkurlara hemen geçmemiz lazım. 1, 2, bir de şuraya geçtik mi tamamdır. Direkt burayı da geçelim, burayı da geçelim. Buradaki sandıktan ne çıkacak? Bir tane şalter çıktı. Hemen şalterimizi aldıktan sonra buralarda hemen geçmemiz lazım. Bekle beni zengin zombi, geliyorum kardeşim. Ulan eşek, çimen ot yesene, neden insanları yiyorsun? Neden insanları dişlerinle kıtlıyorsun ya? Ya eşek, dişlerin çok ama çok sivri. Lütfen beni ısırma, ayaklarım acıdı. Geliyorum canım benim, geliyorum. Birazcık dayan, sabret, az kaldı. Burayı da geçtik mi tamamdır. Şimdi hemen bu şalterimizi koyalım. Bir tane daha kapı çıktı. Bu kapıya da böyle şalterimizi koyalım, açılsın. Lan siz de kimsiniz? Öl lan öl, deniz kızı mısın nesin? Öl lan öl. İşte seni böyle öldürürüm. Sen de gel lan, sen de gel. Seni de öldüreceğim. Allah, buradaki atların ağzında komiser var lan. Lan hepinizi öldüreceğim. Gelin lan buraya, gelin. Oh, ben sonunda hepsini öldürdüm, tamamdır. Birazcık vakit aldı ama olsun. Ulan ulan at. Ulan sen bu komiserden ne alıp veremedin var lan. Ulan onu yemeyi bırak. Ya at, lütfen ayaklarımı bırak. Ben gıdıklanıyorum. Güldürme beni. Kurtaracağım komiser, kurtaracağım. Sen hiç merak etme. Hemen şöyle gidelim. Galiba bu demirleri kıracağız. Ha, şöyle kıralım. İçindeki yere ulaşacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Ya Allah, bismillah. Ha, tamamdır. Ulan eşekcik, sen masum gibi gözüküyorsun ama sen var ya, kötü eşeksin. Seni şimdi lava atacağım, gör. Terbiyesiz pislik. Valla Gaffur, istersen beni lava at. Lavda güzel balıklar var mıdır? Onları yerim ha. Valla şimdi seni atayım, gör. İşte böyle ölürsün. Şimdi git bakalım, balıklar mı seni yiyecek yoksa sen mi balıkları yiyeceksin? Canım benim. Evet arkadaşlar, şimdi ben de suda, benim de korkulu rüyama giriyoruz. Valla Fidi'nin iyi olmasını çok istiyorum. Lütfen yolumda da yazın, tamam mı? Fidi iyi mi yoksa kötü mü? Baksanıza, bütün hepsi kötü çıktı. Tam aksine Granny iyi çıktı. Umarım Fidi de iyi çıkar. 1, 2, 3, hoppala. Böyle aşağı indim. Tamamdır, burada bir tane yürüyen merdiven var. Yürüyen merdivenden böyle gidelim. Hoppala, buraya da geldim, tamamdır. Burada bir tane zırh var arkadaşlar. Baksanıza şu zırhın büyüklüğüne. Tamamdır arkadaşlar, zırhlarımı da giydim. Yorumlarda yazın, tamam mı? Bu zırh bana yakıştı mı? Bence çok yakışıklı oldu. Şuradan da pompalı tüfeğimizi alalım. Bir tane de şu silahtan alalım, tamamdır. Ha? Ne oluyor lan? Lan bu silahı aldıktan sonra buradaki kapı kapandı ya. Ne yapacağım şimdi? Of, şurada bir tane şalter mi varmış? Şalter alalım. Baksanıza arkadaşlar, o silahı almasaydı vagonlarla birlikte gidecektik buradan ya. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi buna bastım. Galiba buradan bizi başka bir yere ısınlayacak. 1, 2, 3. Ha, buraya geldim. Lan hatta Fidi varmış. Böyle Fidi'nin yanına gidelim böyle. İnşallah bizi kovmaz ya. Of ya, bu Fidi de kötü. Baksanıza bana vuruyor arkadaşlar. Öl lan Fidi, öl. Korkunu rüyam. Benim kabusum oldun oğlum sen. Ben seni öldüreceğim. Bittin oğlum sen. Bittin bittin. Silahım da mermisi de bitti. Renkli İskelet kötüdür. Hemen şunlardan alalım böyle. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada kapı var ama bu kapıya girebilmem için buradaki merdivenleri tek tek koymam lazım. Bu arada arkadaşlar, Fidi'yi öldürmeden önce ne söyledi onu da yazın, tamam mı? Gerçekten ben merak ettim ya. Ah, az kalsın düşecektim, zaten de düştüm ya. Hiçbir zaman yüzüm gülmüyor benim. Neyse, buraya geldim. Ha, ne oluyor? Şimdi git ve onu lava at. Bir tane şalter var. Eğer Fidi o şalteye dokunursa, görmüş olduğunuz gibi fakir abinin üzerine lav düşecek ve fakir abi bir saniyede pişecek. Fakir zombi, lütfen beni kurtar kardeşim. Lütfen Allah rızası için kurtar. Yoksa bunlar beni burada patates kızartmasına dönüştürecekler. Ulan siz benim abimi nasıl patates kızartmasına dönüştürürsünüz lan? Kırılmaz cam koymuşlar arkadaşlar. Ne kadar fazla vursam da kırılmıyor cam. Ama burada ne diyor? Şimdi git ve onu lava at. Hemen gideceğim ve lava atacağım. Neredesin lan Fidi? Oğlum sana göstereceğim gününü. Lan fakir zombi, niye acele ediyorsun? Ne oldu? Bebek Sürat abi, bu görmüş olduğun Fidi var ya, bu görmüş olduğun Fidi fakir abiyi girmişti, bulmuştu ve fakir abiyi öldürmeye çalışıyorlardı. Lan Fidi, şimdi sen göreceksin. Hayır, hayır, yapma. Lütfen beni öldürme. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bütün karakterleri sorguladık, çukurlarına girdik ve sadece Granny, arkamda görmüş olduğunuz bu Granny çok iyi çıktı. Granny size bir şey söyleyecek arkadaşlar şimdi. Onu dikkatlice dinleyin, tamam mı? Buyur Granny, dinliyorlar seni takipçilerim. Valla çocuklar, bugün gördüğünüz iyi bir insanım ben. Yani kötü değilim. Benden artık korkmayın, tamam mı?
Bu arada bayramınız kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu ailenizle birlikte güzel bir şekilde bayramlar görürsünüz. Evet arkadaşlar, güreniyi duydunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı